Meme kanseri tedavisinde ne tür yöntemler var acaba? Şimdi evreleme bir kere evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4. Onu saymış olayım. Evre 1 ve 2'ye erken evre diyebiliriz. Evre 3 lokal ileri, birazcık ilerlemiş. Evre 4 ise sistemik bir yayılım göstermiş, metastaz yapmış hasta. Şimdi evreye göre bizim yaklaşımımız değişiyor. Evre 1 ve 2'de genellikle cerrahi ile başlıyoruz tedaviye. Biraz ilerlemişse evre 3'te ya da 2'nin sonunda dediğim gibi önce tıbbi tedavi yapıp hastalığı geriletip ondan sonra ameliyat yapabiliyoruz. Bunun ne faydası var ameliyattan önce uygulanan ilaç tedavisinin? Mesela hastanın tümörü büyüktür. Dolayısıyla tüm memeyi almak icap ediyordur. Halbuki bu tedavi yapıldıktan sonra tümör küçülürse memeyi kurtarmak mümkün olabiliyor. Keza koltuk altında bir yayılım vardır. Bu tedaviyle tamamen o yayılım bitebilir. O zaman da koltuk altında sınırlı ameliyatla bu işi bitirebiliriz. Çünkü koltuk altında geniş cerrahi yaptığınız zaman bunun üstüne bir de radyoterapi eklenirse her 5 kadından birinde kolda kalıcı şişme olabiliyor. Lenfödem dediğimiz olay. Dolayısıyla erken evrede yapacağımız daha sınırlı işlerle daha iyi sonuçlar almamız mümkün. Hastalık biraz ileriyse de biz bunu ilaç tedavisiyle mümkünse geriletip ondan sonra erken evre gibi duruma getirip cerrahi yaptığımız zaman daha iyi sonuç elde edebiliyoruz. Onları söylemek isterim. Ya evre arttıkça aslında tedavinin boyutu da Sırası da değişiyor. Uygulanan miktarı da değişiyor. Yani evre yükseldikçe kemoterapi gibi tedaviler öne geliyor. Ve onların sayı miktarı artabiliyor. Cerrahi tedavide ise gerilediği takdirde gene memeyi korumak mümkün olabiliyor. Aslında şunu değinmek istiyorum bir de. Tümör yaygın diyelim. Ya da genetik riski var, ailesel riski var. O memeyi komple almakta fayda var gözüküyor. O zaman eğer risk yüksekse diğer kanser olmayan meme de gündeme gelebilir. Buradaki hedefimiz şu, her iki memenin içini boşaltmak. Ondan sonra oraya ya silikon protez ya kendi vücudundan doku koyarak memeleri tekrardan oluşturmak. Bunun faydası şu, hem kanser cerrahisi yapmış oluyoruz hem de ameliyattan sonra hasta memelerinin yerinde olduğunu ve görünümünün belki daha da iyi olduğunu görmüş olabiliyor. Mesela meme sarkık ve büyük olabilir. Bu ameliyattan sonra hem meme küçültülüp hem de silikon protez konulduğu zaman daha iyi bir görünüm, daha iyi bir hayat kalitesi sağlamış olabiliyoruz hastaya. Yani bir nevi estetik ameliyat gibi bir şey oluyor aslında ama kanser önleyici bir ameliyat gibi oluyor değil mi? Kanser yoksa önleyici, kanser varsa tekrarlamasını önleyici ameliyat yapmış olabiliyoruz.